meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve yönetimleri, çok kıymetli yazandı kardeşlerim. Bizim belediye olarak geleneksel her yıl düzenlediğimiz iftar programlarımızın bu yıl 2010 yılı 17 yılı Ramazan ayı son iftar programımızda ve mübarek bu günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve huzur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle iftar programımıza teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin bildiği gibi Ramazan ayı başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olarak değerlendirilen, İslam aleminde çok önemli yeri olan Ramazan ayının içerisinde yine bizler İslam dininde çok önemli yine yeri olan Kadir Gecesi'nin de ayrı bir anlamı var. Tabi bin aydan hayırlı olan, daha eftal olan Kadir Gecesi'ni hep beraber inşallah yaşıyoruz. Tabi Ramazan ayının son 10 günü içerisinde ama biz İslam dininde 27. gece olarak değerlendiriyoruz. Müftü Bey tabi yanımızda, o bizlerden daha bu konuda bilgi sahibi. Ramazan ayının içerisinde zekat vardır, hayır vardır, sadaka vardır, cömertlik vardır. Hayır hasenatın bol olduğu ve kem sözlerin hiç sarf edilmediği bir rahmet ayıdır, bizim için önemlidir. Ve aynı zamanda Ramazan ayı işte sofraların beraber paylaşıldığı, lokmaların beraber paylaşıldığı, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yaşandığı ay olması hesabıyla bizim için yine ayrı bir öneme sahiptir. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan yapmış olduğunuz ibadetlerin, tutmuş olduğunuz oruçların kabul olmasını niyaz ediyorum. Ve 3 gün sonra inşallah hep beraber yaşayacağımız Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2 duyuruyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine yazanımızda bizim bir kardeşimizin tabi başka kurumlardan getirmiş olduğu 1000 çocuğumuza yiyecek yardımını 2 gündür Kaymakam Bey'le beraber yapıyoruz. Nevzat Kıroğlan bizim Melek Baba İlköğretim Okulu müdürümüze ben huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bu mübarek günde çocuklarımızı sevindiriyoruz. İkinci bir husus, hepimizin bildiği gibi bizim Dirijan Yayla Şenlikleri yapılıyordu. 2 yılda 1 yapılıyor. Bu sene gerek belediyemiz ve derneğimizle beraber ortak etkinlik, bir piknik etkinliği yapıyoruz. Şenlikler 2 yılda 1 yapılıyor. Orada sadece belediye olarak biz bazı hizmetleri yapacağız. 29, 30, 1 ve 2 Temmuz. Yani 29 Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz, 2 Temmuz'da 3 gece 4 gün Yaman'ın Çimen Yaylası'nda güzel havayı teneffüs etmek isteyen kardeşlerimiz olursa çadırlarını alır gelirler orada. Standlarda yine panayır şeklinde her ihtiyaca binaen satışlar olacak. Gerekirse bizler de diğer hizmetleri vereceğiz. Ben bu duyuruyu da bu vesileyle yapmış olayım. Ben tekrar yapmış olduğunuz ibadetlerin, tutmuş olduğunuz oruçların kabul olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hepinize en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle saygılarımı sunuyorum. Afiyet olsun diyorum ve sözü Kaymakam Bey'e bırakıyorum. Değerli Belediye Başkanım,
jandarma komutanım, ilçe müftüm, emniyet amirim, diğer kurum amirlerim, aramızda bulunan değerli muhtarlarım, eski belediye başkanımız ve aramızda bulunan değerli yazı hanımlar, sevgili çocuklar. Tabi Abdullah'ı da burada görmek bizi mutlu ediyor. Seni burada görmek de güzel Abdullah. Şöyle baktığım zaman dedim acaba bir daha ne zaman bu kadar kişiyle beraber oturacağız? Muhtemelen bir Ramazan daha beklememiz gerekiyor. O yüzden Ramazan berekettir, paylaşmaktır ve bizi bir araya getiriyor. Umarım İslam alemi de bir araya getirir ve İslam aleminin de kurtuluşuna, güzel günlerine vesile olur. Burada bizi bir araya getirmeye vesile olan en başta belediye başkanımız olmak üzere belediye çalışanlarımız, şu anda aşçımız olsun, hepsine biz teşekkür ediyoruz. Umarım diğer Ramazan, önümüzdeki Ramazan daha güzel bir havada, daha güzel bir dünyada biz karşılarız artık. Bu vesileyle pazar günü bayramın oruçtan sonra bir mükafat olarak bize verilen bayramınızı ben şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir bayram geçiririz. Hepinize afiyet olsun. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.